Kentsel dönüşümde risk tespit raporları saatli bomba gibi pimi çekilince bir daha durdurulmuyor. Bu sözü söyleyen kentsel dönüşüm uzmanları, deprem riskini öğrenmek isteyenlerin merakla izleyeceği haberimiz var sırada. Vatandaş eğer bu 30 gün süre içerisinde de binayı yıkamamışsa, bu sefer devlet binayı belediyeler vasıtasıyla ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğrudan bunu ihale ederek yıkım şirketlerini yıktırıyor. Kentsel dönüşüm başladı. Vatandaşın kafası halen karışık. Ev sahiplerini acaba evim riskli bölgede mi telaşı sardı? Kentsel dönüşümde ilk adım binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığının belirlenmesi. Ancak burada vatandaşı bir tehlike bekliyor. Binalar için risk tespit raporları bir kere düzenlendikten sonra eğer raporda binanız böyle görmüş olduğunuz gibi çürük çıkıyorsa binanın 7 ay içerisinde yıkılması gerekiyor. Özellikle kentsel dönüşüm sürecinde riskli binaların tespiti çok önemli. Çünkü bu riskli binaların tespitinde aynen bir saatli bombanın pimini çekmek gibi belediyelerden herhangi bir tanesi riskli bina olup olmadığını tespite gelebilir. Yahut binada oturanlardan herhangi bir tanesi bu riskli bina olup olmadığını tespit için müracaat edebilir. Profesör Doktor Gürsel Öngören'e göre risk tespit raporlarının düzenlenmesinden sonra geri dönülmez bir süreç başlıyor. Vatandaşın bu süreçte ciddi zararları görmemesi. Neden? Çünkü binanın yıkılabilmesinden sonra yeniden yapılabilmesi için vatandaşların deprem riski içeren binaları 3'te 2 malik, arsa payı maliklerinin oyuyla yeniden yaptırmaya karar vermeleri gerekiyor. Ama bu karar sadece yeniden yaptırma konusunda değil, müteahhitin seçimi, dairelerin paylaşımı, dairelerin metrekare büyüklükleri, imar durumunun ne olacağı gibi birçok etken var. O yüzden bu risk tespit süreci bir kere başlayınca yaklaşık bir 6 ay içerisinde binanın mutlaka yıkılması gerekiyor. Öngören, binanın riskli çıkması durumunda ya vatandaşın binasını kendi yıkması gerektiğini ya da bunu devletin yapacağını söyledi. Eğer bu süreç içerisinde bina yıkılmıyorsa ya da müteahhitle bir anlaşma söz konusu olmamışsa devlet bir 30 günlük daha ek süre veriyor buna. Devlet ek süreyi verdikten sonra bu sefer süreç hızlı bir biçimde ilerliyor ve vatandaş eğer bu 30 gün süre içerisinde de binayı yıkamamışsa bu sefer devlet binayı belediyeler vasıtasıyla ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğrudan bunu ihale ederek yıkım şirketlerini yıktırıyor.